kullanacak. Cüneyt Gündoğdu, merhaba. Merhaba Esra Hanım. Benim resmimi kaldırabilir misiniz oradan? Tabii ki. Dinliyoruz ben sizi istemiyorum. Şimdi. Niye? 5 ay önce eviniz o evden, o kapıdan nasıl çıktı? 6 ay 12 gün önce. Yani 6 ay 12 gün hatta önce. Hatta 13 gün oldu bugünle. Tamam. Ben size söyleyeyim. Sayıyor musunuz günleri? Onsuz evet. Geçen günleri. 6 ay 13 gün oldu. Her günü sayıyor musunuz? Karınız olmadan geçen evet. Her günün... Saydım ben. Ya arkamda mı buldun lan? Arkamda sana... mı buldun? Niye Esra gelmedin? Abla. Niye annenle gelmedin lan? Evet. Peki. Esra abla. Dinliyorum. Şu an ben açık konuşayım. Tabii. Hı. Beni aldatana benim içim olmaz. Artık bu saatte sonra istemiyorum. İnsan gibi medeni insan gibi konuşarım. Yağmur bir ben karşı tarafında. Istedim. Bakın 2 gün önce dün biz telefonda konuştuk. Evet. Çok iyiydi. Ben onun ne altınını aldım. Ben kanıtlarım. Kanıtla. Tamam anneme bağlı. Getir imzanı. Anneme bağlı. Seni boşanırım ya. Cüneyt Bey, eşiniz... Annene boşanıyorum. Sanki küfür erkeğiniz gibi bey dedim ben de. Bana gelecek ya. Esra abla. Cüneyt Bey, şunu öğrenmek istiyorum. Bugün 6 ay 13 gün oldu. Ben karımı seven, onunla barışmak isteyen biriydim dediniz. 6 ay 13 gün önce... Karınız beraber yaşadığınız evden nasıl ayrıldı ve neden ayrıldı? Şöyle söyleyeyim abla, ben işteyken, evet. Ben işteyken evden çıkıp gidiyor. Tabii ki bana gidiyor. Da Yahya abim söylüyor, kavga ettik ama ondan 1 ay önce. Evet. Barıştık, evde ya. Çok iyiydik. 2 gün eve önce kavga ettin ya. Yağmur gün doğdu. Sen neye mi götürdün? Gitti. Bu 4. 5. gidişi. İki, yalan söyleme. Allah var. Gelsene, niye gelmiyor? Peki, hani o gün evden giderken siz... Yağmur bir saniye Esra abla, ben bir şey söyleyeceğim. Ben tamamını size. Dinlemek istiyorum sizden, buyurun. Ben şimdi size söyleyeyim. Buyurun. Bunun annesi bizim evliliğimizi istemedi. Senin anan da istemedi. Ben 2 bayram gittim, ellerini öptüm. Tamam. Yok böyle yapacaksın, yok şunu yapacaksın. En nedir son onlar? Gittiğimde de en eski son bu seneki Kurban Bayramı'nda ya. Da... Niye bana yapmıyorsun? Karın olarak görmüyor musun ya? Evet. En son gittiğim Kurban Bayramı'nda Allah da... Allah Allah. Sabır. Zehir oldu. Olur tabii. Abuk subuk yaparsan... Nasıl zehir oldu? Yırtarsan tabii ki de olur. Benim resmimi kalktı Esra abla orada. Kalktı. Cüneyt şunu öğren... Bak şimdi bütününü öğrenmek istiyorum. Artık... Parça parça öğrenmek istemiyorum. Dün akşam biz konuştuk. Çok güzeldik. Evet, mesajlarımı aşk dolu mu kabul konuştunuz? Etmiştim. Evet. Bak bugün de çok iyiydi. Tamam barışalım dedim. Doğru mu? Ama Esra abla bu şekil ki... konuşması beni bitirdi. Ben geleceğim. Soracağım. Gelmek istiyorum. Ben Kurban ya Bayramı'nda. Yayına da gelmeyeceğim hatta. Hayat, Kurban Bayramı'nda kayınvalidene, evet. Yağmur'un ailesine gittiğinde zehir evet. Oldu dedin. Karın da diyor ki ben oraya gittiğimde benim kocam bana dedi ki git annenin altınını çal. Aldı. Abla bir şey söyleyeyim mi? Tabii. Hırsızlık öyle suçuna şey ittiniz mi? Şu kapıdan, eşikten cenazem çıksın. Ulan ben sana inanmıyorum. Kaç kere el bastın Kur'an'a dönmüzem abla, dedin, gitmüzem abla, dedin. Kaç kere gittin dövdün ya? Televizyonun sesini bir kapattırayım. Kapattır daha rahat konuşalım. Televizyonun sesini kapatır mısın? Dün akşam barışma ile ilgili aranızda bir diyalog geçti mi? Ama dedim ki gel dedim iki medeni insan gibi konuşarım dedim. Olmazsa dedi? Dedim. Tamam attan dedi. Attan gülüyorsun. Attan abla, attan güzel gidiyordum. Abla bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yanında oda arkadaşı da vardı. Evet. Oda arkadaşı da vardı. Kim olduğunu bilmiyorum. Evet. Onun yanında konuştuk. Tamam eyvallah dedim ben. Karınızı seviyor musunuz? Ben barışayım dedim ama o hırsızlık konusunda. Onu da cevaplayayım. Kusura bakmasın da.
Gelenler küfretmeye and içmişler. Esra abla, İnanın, erkek olsaydı. Bir dakika Yağmur Hanım. Üslubunuza tamam. dikkat ettiğiniz sürece de konuştururum. Size de aynı şekilde. Bakın ya, sokak bu kadar mı çirkinleşti ya? İnsanlar konuşmuyorlar. O ona bilmem nenin bilmem nesi diyor. Buradaki kadın bilmem nenin bilmem... Ya bu kadar çirkin diyalog olabilir mi ya? Bu iki insanın bir arada yaşaması mümkün mü ya? Bu kadar terbiyesiz argo sözcüğü nasıl arka arkaya... Sanki çok güzel bir şey söyler gibi söylüyorsunuz. Vallahi 15 gündür cinlerim tepemde. Bıktım küfür edenlerden ya. Şimdi Cüneyt Beyciğim, size tek tek soruyorum. Karınız şu iddiada bulundu. Ben işte 6 ay 5 ay önce o evden çıktığımda kocam bana şiddet uyguladı. Ben aileme sığındım. Karınız o evden çıktığında siz de dediniz ki bana ihanet etti, başka biriyle beraber oldu. Karınız evden nasıl ayrıldı? Siz karınızın olmadığını nasıl fark ettiniz? Esra'la, oradan başka başlayayım. Biriyle beraber olmadı. Heh. Telefonda dedim ki mesaj. Heh. Ben bu telefonda uyardım. Kaç defa uyardım. Bu olursa bu olur. Böyle yaparsam böyle yaparım. Sen demedin mi ben seni en yakın arkadaşını aldatan demedin mi? Beni dinle şimdi. Dedin. Herkes namusuyla yaşar, namusuyla. Cüneyt ama siz... iyi olduğunuza göre... Evet. Bu aldatma olayını da sen affetmişsin. O da abla, seninle ilgili şeyleri aldatmış. Abla, yani... bana hırsız, bana kimse hırsız diyemez. Cezaevine girmedin mi hırsızlıktan? Git, o araştırma hanım. Yağmur, sana bir şey söyleyeyim mi? Ulan kim baktı bir şey sana söyleyeyim ya? Mi? Kim baktı? O yayına çıktın, beni rezil ettin ya. Ben cezaevine yatak de gitsem... Yatak odasını kim yaptı? Ben yaptım. Ne aldın sen bana? Gelinlik sana bir annenin arkadaşının gelinliği ya. Esra abla. Ne Esra tuttun, abla. Ne yaptın Dinliyorum bana? Cüneyt. Ben yayından ayrılmak istiyorum. O ayrılmayın lütfen. Yok. Çünkü ayrılacağım size soracağım. Esra abla. Bak rica ediyorum Cüneyt Bey. Daha da sormanıza gerek Yağmur yok. Yağmur Hanım konuşmasın. Sadece benimle konuşun. Dün akşam barışmak istiyordum bugün. Cüneyt Bey, dün akşamki barışma... Beyefendiciğim. Bak Yağmur'un sesini alın. Dün akşamki barışma şartlarınız neydi? Esra abla, ben daha da barışmak istemiyorum. Hayır. Ben dün akşam söyledim. Şimdi artık istemiyorum. Hayır. Dün akşam yeni başka bir gündü. Bugün yeni bir gün. Bugünkü kararınıza saygı duyarım. Dün akşamki barışma şartınız neydi? Tamam. Sesi kapatır mısınız? Kimse duymayacak bunu. Olmaz. Herkes duyar. Olmaz o zaman söylemiyorum. Ya söyleme. Yayından sonra seninle iletişim kurduğumda söylersin. Peki tekrar yuvamızı kurtaralım kararı aldınız mı? Evet aldık. Aldınız. Bak, mesajlarını komple gönderebilirim. Tamam. Aşkım. Peki. Bak ne diyor? Aşkım diyor. Barışalım diyor. Etme. Yazıyor mesajlarını, hiçbirini silmedim. Ama siz de sevdiğiniz için. Bana hırsız damgası vuran bir insanla benim cezaevine girmiş olabilirim. Bir insanın başına her türlü olay gelmiş olabilir. Beraat mı ettiniz? Evet hanımefendi. O da hırsızlık suçu muydu, başka bir suç mu? Hırsızlık ya. Hırsızlık suçuydu ama hırsızlık değil. Beraat ben bunu kanıtladım zaten. Şimdi şunu söyleyeyim Cüneyt Bey. Anlamak ama dik. Olayı anlatırken hırsızlık şurayı yapmadım. Kaçırıyorsunuz. Diyor ki... Ben hırsızlık yapmadım. Benim annemin... Hırsız da değilim. Tamam. Ben o cayınlı yayında rezil etmesine... Zaten o da sizinle birlikte bak bunu üzerine alınma sen. Çünkü orası altınların nerede olduğunu bilen o... Burası kimin evi? Onun annesinin evi. Abla. İzinsiz alan. Bana hırsız damgası vuran bir insanla işim yok. Ama o da seninle birlikte. Ben sinirden çatlıyorum şu an. Sen çatlama bana sinirden. Ki, çünkü o biliyor altının yerini. O almış. Sen de yanında olmuşsun. Birlikte abla, yapmışsınız bunu. Manitasına falan götürmüştür. Ben de eğleniyorum artık. Manitasına götürmüştür. O alıp başka sevgilisine benim için bitti ver. Yavrum. Ulan evliyken ben senin yanındaydım ya. Benim telefonu yanımdaydın. Kullandım. Telefonu kullandım ben. Anlaşmanı boşanırım. Ona da yanaşmıyor. Yağmur, bana iftira atıyor diyor. Abla yok. Annem seninle işim yok. Millete arayayım bir sen sorun. Dedin ya. Dedin mi dün akşam? Artık. Ben dedim. Artık bir var ya. Hata yaptım dedim. Dur Cüneyt. Hırsız damgasını vurduktan sonra. Bir dakika benim Cüneyt. Benim seninle görüşecek hiçbir şeyim yok. Cüneyt bir dakika. Sen dün akşam aşkım ben hata yaptım. Seni seviyorum abla, dedin mi? Mesajlarım duruyor. Aşkım canım bebeğim hiçbir şey demedim. Diye de bilirsin. Yok neye gerek var demeye öyle insana.
Ondan sonra dedim ki gel dedim, konuşurum dedim, anlaşırım dedim. Belki kaynanam dedim. Anan da demedim. Kaynanam dedim. Bana eski gelinle yaptıklarını yaparsa aynısını dedim. Barışırım dedim. Yani mobilya, takım, eşya, ıvır zıvır aynen. Yaparsa barışırım. Aynen. Seni seviyorum. Yuvamızı kurtaralım kararı aldınız mı dün akşam? Yuvamızı deneyelim dedim. Deneyelim dedin. Peki Cüneyt sana tamam deneyelim Yağmur dedi mi? Dedi, geleceğim dedi. Peki sen Cüneyt'in seni sevdiğinden emin misin? Değilim. He? Değilim. Değilsin. Cüneyt. Bak istiyorum abla. Ne, efendim? Ben ayrılmak istiyorum. Ne olur çıkma. Bir artık dakika. Bitti benim için. Ben barışmak istiyordum. Sen hep böyle yapıyorsun be ya. Anneme ne zaman gittin? Ben ne zaman anneme gitsem yine böyle yapıyorsun ya. Sen sus be. Ama seni seviyordum ben ya. Yuvamı kurtarıyordum diyor. Abla yuvasını kurtarsa annesi arkasında gelir, kapıma gelirler. Gelmediler. Hayatım dün akşam konuşuyorsun, sen sabah buradasın. Yani adamın sana gelebileceği zamanı vermiyorsun. Abla peki ben gittiğim zaman neden arayıp böyle annesi annemi? Yağmurcuğum dün gece yatarken için bir huzurla oh be kocamla barıştım diyerek yattın mı? Siz dün akşam bunu konuştun, kafan rahatladı mı? Rahatladı. Cüneyt de bu barışma konusunda sen mi Yağmur'un yanına gelecektin, Yağmur mu senin yanına gelecekti Cüneyt? Cüneyt. Cüneyt. Cüneyt Bey duyuyor musunuz beni? Hatta Cüneyt bak beni duyuyorsun. Sen bugün Yağmur'un yanına gelmesini mi bekliyordun? Ben bugün canlı yayına gelecektim. Ha burada barışacaktınız siz. Ben daha da çıkmıyorum abla yayına falan. Hayır niye? Siz buraya... Ben bugün oraya gel dedi elinden tutayım diyen bir insan... bugün yaptığı işe bak. Beni hırsızlamıyor. Kendi akışlarını yapmışlar. Sen bugün buraya gelip barışacak mıydınız? Benim niyetim barışmak da artık değil abla. Ha, demek ki sanki daha benim karşıma çıkmadan ne olacağı belli olmaz. Sanki seni istemem. Peki Cüneyt sen barışmak için buraya geliyordun. Bizim seni aramama bile gerek yokmuş benim seni. Ben gelecektim artık gelmiyorum abla. Peki. İnsan gibi konuşacak bir insan canlı yayına çıkıp da şartlarını kabul etmiş miydiniz? Şartlar sunmuş size, o şartları kabul etmiş miydiniz? Kim şart sunmuş abla? Ben dedim ya. Çapkın değil, şart. Dedim ya. Ne şartı? Dedim ya annen eski gelinine Elif'e ne yapmışsa bana da yapsın, ben belki deneyeceğim dedim. Abla bir şey söyleyeyim mi? Ama onu dinliyorum. Da yapamıyor. Bana öyle bir şart sunmadı. Sundum telefonla konuşurken. Sonra Yağmur. Arkadaşın da Sait. Yağmur beni dinler misin lütfen Yağmur, rica ediyorum. Yağmur kadar kafana taş, dinle be. Dinle evet. Artık sana diyecek bir lafım yok. Benim de sana yok. Çünkü neden biliyor musun? Dün beni istiyordun yani. Barışalım dedik ya. Konuştuk ya güzel. He. Öyle mi? Konuştuk değil mi? Konuştuk. Ben de dedim anlattım gel sana. Gel buraya dedin. Bir dinle. Gel buraya dedin. Elinden tutup çekip gideceğim demedin mi gülüm? Dedin mi? Hadi demedim de ya. Allah yukarıda bak. Bir sus ya. Bir şey diyeceğim ya. Demedin mi? Esra abla dedim. Gel dedim. Konuşurum dedim. Anlaşırım dedim. Yani, ondan sonra elini tutup gideceğim. Buraya davet ettin ettim. Sen. Ettim. Ha, daha geleceğim yayına da dedi. Çıkmadın. Efendim abla? Daha yayına da çıkmadın. Yani yayına aynen. Çıkıp çıkmayacağını da bilmiyorsun. Ama gel beni oradan elimden tut gidelim dedi. Ama dedim ki... Niye barışmayı burada istedi? Abla çünkü anneler yanaşmıyor. Ailemiz yanaşmıyor. Esra abla. Arkamızda durmuyor. Onun annesi arkasında dursun. Benim Esra annem abla. Arkamda durur. Evet. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyle Cüneyt. Benim şurada 6 günüm kaldı. Ben yurt dışına gidecektim. Ya. Ben onun için vazgeçmiştim. La. Yemin olsun ben gidiyorum. Ulan dur ananı aradım ananı. Benim Yağmur dedi benim karım. Kızım dedi öyle Yağmur bir şey yok karım. Dedi. İnanma dedi. İnanma dedi. İnanma. Çünkü sen yalancısın tekisin. Pasaportu çıkarttırayım. Gözünün önünde. Gözünün önünde pasaport geliyor. Kargoda. Yaha. Gözünün önünde o pasaportu beyle gözüne soka soka göstereceğim. Ulan pasaport eski... kimin pasaportu? Bir pasaportumu yaktım. Ben senin için pasaportumu yaktım ilk pasaportumu. Değil mi? Yaktın mı senin için pasaportunu? Değil mi? Yağmur senin için pasaportunu yaktın abla mı? Abla onun değildi ki. Yaya abimin pasaportuydu. Ben yemin baktım etsene. Ona. Yemin etsene. Ulan sen sevgiliyken... İster miyim? Şu
karakoldan sizin elinize geçer sonuçta bunlar, değil mi? Hayır hayatım, biz öyle, ben karakoldan evrak mevrak almıyorum ama senin kendi elinde evrakların varsa... Ben karakola gidip alır gelirim abla, sıkıntı yok. Bunların hepsini görmek isterim ama onun haricinde hani buradan da yayın aracılığıyla söyleyeyim. Bizim hiçbir koşulda hani böyle bir devlet kurumundan evrak alma falan gibi bir durumumuz yoktur. Sadece benim ihbar hattıma gelen, tanıyanlardan, bilenlerden gelen evraklar varsa onunla ulaşırız. Onun dışındaki hiç kimse böyle bir şey yapamaz. Cüneyt'ciğim. Sen... Yağmur'un elinde telefon var mı şu an? Var. Yok. Şu an mesajları açtın, silmediği mesajları. Ama şu an yanımda değil telefon. Size. Neyin mesajını göstersin? Konuşmamızı bir göstersin ya, canlı yayında açıklasın ya, bakayım bakalım. Beyefendiciğim, tamam, ben benim şunu... anlamak. Benim anlamak olmasa buraya gelmez. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmez. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.